Gençler Giresun'da okumak pahalı. Gençler bendeniz, oyunum anlatır beni. Sizler seyredin, hem gülün hem eğlenin. Siz burada vardınız, derdiniz vize değil. Derdiniz final değil. Bursum minicik, masraflar diz boyu. Dolmuş pahalı, ekmek oldu 1,5. Gençler geldi mi, KYK ödeme günü. KYK ödeme... Çok da üzüldün arkadaşım, tam beni anlattın. Hoş geldin kardeşim. Olabilir, yani bu bir tiyatro sonuçta. Bak seyircilere ayıp oluyor. Lütfen otur yerine. Pardon arkadaşlar. Sizler seyredin, hem gülün hem eğlenin. Siz burada vardınız, derdiniz bize değil. Derdiniz bize değil. Finallerden ne yapacağız bize değil. Allah Allah. Ruh hastası mısın kardeşim sen ya? Bana bak. Dursun Şahin yolladı değil mi seni? Oktay, onu. Bu arkadaşı buradan çıkarın. Seyircilere daha fazla ayıp olmasın. Gençler bendeniz, tercih yaptım salakça. Şart yağdı yağmur, dinmedi ki bir hafta. Bulutlar kapadı güneşin yüzünü. Güneşi beklerken rutubetten boğuldu. Rutubetten boğuldu. Ah şu gençler, başlıyor. Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlar, 13. geleneksel kısa oyun günlerimizin 3. gününde sizlere oyunumuzu sergileyeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bir saat gibi kısa bir süreç gibi görünse de bizlerin büyük bir dönemini harcadığı bir emek ile karşınızda olacağız. Kısaca oyunumuzdan bahsedecek olursak gençliği ve aile yapısını elimizden geldiğince sizlerle buluşturuyoruz. Umuyorum ki oyunumuz Meryem hocamızın kahkahaları kadar güzel olur. Sözü daha fazla uzatmadan bir duyuru yapıp oyunumuza geçeceğiz. Yarın sergilenecek olan Kahraman Bakkal Süpermarket'e karşı oyunumuz, cuma namazına gidenleri mağdur etmemek amacıyla 10.45'te başlayacak. Hepinizi orada da görmekten mutluluk duyarız. Şimdi bir akşam kuşağı programı ile birlikteyiz. Canlı yayın dediğimize bakmayın. Biz bunların senaryolarını hep önceden hazırlıyoruz. Biraz geçmişe gidelim. Yani flashback. Açık oturumdan 2 saat öncesi baba evindeyiz. Lan bana akıl öğretmek sen ne haddine? Ben televizyonda ne söyleyeceğimi bilmez miyim? Çık televizyonda doğru söyle diyor. Kızım, salak kızım, milyonlarca insanın önünde seninle hiçbir konuda anlaşamadığını nasıl söylerim? Bu nasıl baba demez de? Böyle sorunlar konuşulmaz. Hareketlerime yalan. Motor. Buyurun efendim. Söz sırası şimdi de sayın annede. Efendim. Ben
her şeyin açık açık konuşulmasından yanayım. Her zaman doğruyu söyledim. Şimdi de öyle yapacağım. Yapınız efendim. Aileler barışıyor, kaynaşıyor, anlaşıyor programı hakkında elime geçen yeni bilgiler var. Nasıl yani? Şöyle ki... Bizim apartmandan 100 metre ileride, girişinde kırmızı, 2012'de yapılan ve geçen sene ortalama 2,5 ayda bir kilidi değiştirilen apartmanda oturuyorsunuz. Babanız emekli memur, anneniz ev hanımı, ulancaklısınız. Eşiniz bu programın yapımcısı, 3'te çocuğunuz var. Ve dün eve 23.03'te geldiler. Görünüşlerinden anladığımız üzere 11-14 yaş arasılar. Ve bu yaşta, bu saatte eve gelmeleri de yaşlarına hiç de uygun değil. Analizlerimiz gösteriyor ki siz iyi bir anne değilsiniz. Dedikodu time ajanlık hizmetleri. Sır diye bir şey yoktur. Bizim daha anlatamadıklarımız. Aman bir resim daha. Aman zaman dinlemem. Çocukları biz komşular yetiştirdik. İçki, kumar bunlarda. İkisi de bir darılıp barışma. Kavga, gürültü hepsi bunlarda. İnsanın böyle bir açık oturumu yönetebilmesi için... Stop. Huzurlarınızda saygıdeğer, haşmetli, adeta mükemmel hocamız. Üstadımız Sayın Adil Oktarov ve Aslan Parçaları. Ağzınıza sağlık.
Hepinize iyi uykular, videotik rüyalar dilerim. Şer ve esen kalın, yine görüşelim. Efendim, bol aslanlı, parçacıklı, reytingi yüksek akşam kuşağımızın ardından şimdi izleyeceğimiz arkadaşlar için kötü günler geride kaldı. Önlerinde çok daha kötü günler var. Giresun'a gidiyorsun yeğenim. Allah belanı versin Zeus. Bela okuma. Çakacağım şimdi şimşek kafana. Hayır. Hayır Giresun olmaz. Hayır. Şimdi de ölmeden kızının zengin koca ile mürüvvetini görmek isteyen annemiz ve kızı. İyi seyirler efendim.
Güzide Üniversitemizin nade dolmuş durağında yaşanacak olan yüzyılın en kuru ve yaşlı aşkı ile karşınızdayız. İyi seyirler efendim. Yavrum Giresun'un yağmurları da çürüttü beni. En son 23 yaşımdayken güneş açmıştı. Ölmeden önce son bir kez daha görebilsem bari. Tanju, ben hoş buldum. Evladım, senin güneşi görmemiş olma ihtimali yok mu? Söyle bakayım, nerede gördün? Hani maso kırmızı gül oynuyordu ya. Çok komik. Senin adın ne bakayım, para olan? Uvu ve onyet ve uvu bir masası. Ney? Uvu ve onyet ve uvu bir masası. Ha, uvu ve onyet ve uvu bir Osman. Of, of! Giresun'a gelmekten de nefret ediyorum. Her zaman yağmur yağıyor. Kanatlarımda hep ıslandı. Şimdi işin yoksa dolmuş bekle. Kim ya bu değişik? Kardeşim ben utanıyorum. Apollo bu. Hades. Selena. Bir perşembe sabahıydı. Şanzimentle Ercüment alın yazılarına doğru yürüdüler. Bir otobüs durağında karşılaştılar. Bakışları buluştu. Ercüment'in kalbi Güre yokuşunu tırmanan dolmuş gibi yürüyordu. Ceylan gibi ürkek, deniz gibi civelek yüreğinde ise kelebekler uçuşmaya başladı. Tanrım, ne güzel bir aşk okuyor her yer. Ve
21. yüzyılın en hızlı, en yaşlı aşkı başladı. Selam aleyküm sevgilim. Ya bile güzel bile koysunuz ki valla bu sefer bana ne bile diyememiş he. Sen de beni seviyorsan kurban. Benim yüreğim de sanki yıllardır senin için çarpıyor. İyi ki de 26 yıldır Şenol Hoca'dan kalmışım. Ya burada bir şey mi ben vereyim seni ya kurbandan 32 yıllık kalire. Ben de Melisa kurban. Adın nedir? Şazinem, seninki? Ercüment. Ama biz burada bana Mahko derler. Mahko. Burası dikini nerede yapacağız bu değilse? Nerede? Bizim Şenol Hoca var. Onun amca oğlu Memo var. Burada onun ikinci kuşu da var. Onun kamerası da yapacağız. Gerçekten. Burası teyyare dizindedir abi. Bizim kocaların hepsi oraya gidiyorlar. Çay içiyorlar. Çay. Valla post bir kıdırsın Şahin gibidir. Kocamı bastın yaptırmayı. Ya hakikaten götürdük arayı be. Ya işte dayı benim işim de böyle. Haydi dolmuş geldi Eros kaçar. Yeter ben lan şunu. Ne de birbirine aşık ediyorum. Ayrılıyorlar, üzülüyorlar. Kantinde birbirlerini kesiyorlar. Bizim Kenya'da bir söz var. Eden ettiğini bulu. Çalış mı lan bu? Sadece benim elimde çalışır kara oğlan. Öyle mi? Acık Eros. Al sana benden bir bombe. Dursun. Efendim, düğün hediyesi olarak kendilerine bol ağalı bir transkript hediye etmek isterdik. Lakin bu gidişle kendilerine isot esanslı yaldızlı mezar taşı hediye edeceğiz. Şimdi de bir yanlış örnek daha. Sevgili çocuklarıyla yine çok yakından ilgilenen bir anne ve baba. İyi seyirler efendim. Neriman, Neriman! Yine ne var? Gel buraya, sana kutladım. Ben sana bu çocuğu sokağa bırakma. Ahlakı bozulur, terbiyesi olur demedin mi? Aman, dedin söyledin, ne yapayım? Bütün gün çocuk bakıcılığı yapamam ya. O kadar meraklıysan koy cebine, işe götür. Çocuğun yanında benimle böyle konuşma, senin ağzını yırtarım. Adam adam! Adam söz alıp dersten o aile geçmiş insanım. Nasıl konuşacağımı sana mı soracağım? Ulan sen... Ulan senin fotoğrafını iPhone X'e okurttum, yüzünüz yok dedi be. Çocuğun yanında benimle böyle konuşma, sen o anam var ya, anam var ya sana. Anam karıştırma. Anam tertemiz kadındı. Senin gibi kirli pasaklı mıydı? Sen konuşma, Sone! Sen konuşunca benim sinirlerim bozuluyor, mide falan bulanıyor ya. Kürsüsüne, şıklısına bak. Suratına sürdüğün makyaj malzemelerdin, birazını yezeydin bari. İçinde güzelleşir. Ya bırak bana, bırak bana. Ulan seni gördüğümde kirli sakalların vardı be. Sırtın başıttığında yüzüne resim geliyor. Sen benim ayağımdaki nasılsın? Tamam bu ayağımdaki nasılsın sen benim? İnşallah, ona sıra basarsın da ay! Diye bağırırsın. Tuvalet derli. Tuvalet derli mi? O ne be? Hani böyle yan tarafı kopmuş, ıslak ıslak olur da ayağınla basarsın da çorabını ıslatır. O zaman sen de duş perdesisin. Asıl o ne be? Hani böyle duş alırken ıslanıp sırtına yapışı da buz gibi dokunuyor. Tam Nazım Hoca'nın dersinden geçtim sanıp aslında bir tek kalmışsındır. Ama sen çok ağır konuştun. Bu kadar da olmaz. Sus valla şu şimdi ağzını örtü sen şakacaksın da. Ulan ben seni... Ne dedin? Yeter be. Ne dedin?
Elledim dik bedet. Anladın mı şimdi Meriman? Neden çıldırıyorum bu çocuğu sokağa bırakma diye? Ahlakı bozuluyorum karıcığım. Bugün be diyen yarın ulan der. Ne yaparız sonra? Ya bizim bey ne yaparız sonra? Ya! Şimdi de Şen Sesler ailesiyle karşınızda olacağız. Bu bölümde çocuğu ben oynayacağım. Sahneleri sunsun nereye kadar? Biraz da oyunun içine girmek gerek. Karaoke mi kurdunuz? Ay! Ses deneme bir kere. Lan düğmesi bu da çay. Aloş! Oğlum bak! Baban sana ne almış? Wow! Altın renkli yaldızlı karaoke mikrofon. En sevdiğim aile. The best'im benim ya. Doğrum başka ailem mi var? Yok, çaldık biz yemin ediyorum ya. Bayıldı deme lan çakal. Ya manyak mısın? Süper bir şey bu. Hemen Instagram'a atmalıyız. Lan ver şunu kıracak. Ağzını yüzünü sol gözünü de dıkma. Ay aşkım. Bizim şarkımızı söylesene. Hani şu düğünümüzde çalan var ya. Kaldırma lan söyle. Söyle lan. Saçlarımdan tut önce beni. Canım acısın boş ver. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Bugün yine kızım senden izin istedi. Merverlere dedi ama merverler değil. Belki Berkecanlardadır, belki de Buraklardadır, belki de Mahmutlardadır. Ya da Buraklardadır. Merverler gibi merver, merverler kötü kötü. Merverler zalim zalim, merverler zalim zalim. Açıyorum, kapıyorum. Otur kızım, otur. O
Okulunun bitmesine daha 2 sene var. Okulun bitsin, açar kaparsın. İşle biraz zor bitirir ama. 12-10-18 tarihli dava dilekçesi çerçevesinde duruşmayı açıyorum, kapıyorum. Açıyorum, kapıyorum. Ben bunu günde 40 defa yapıyorum. Sayın hakim. Günde 40 davaya bakıyorum ama bir kendime bakamıyorum. Sayın hakim. 20 yıllık sayın hakimim, hala başımı sokacak bir evim yok. Sayın hakim. Sayın hakim, sayın hakim. Ver. Sayın hakim, kendinize hakim olun. Tamam, kendime hakimim, bu herif 10 yıldır. Olmaz sayın hakim. 10 çok mu? O zaman yuvarlak 5. 5 olsun. Ama efendim. Olmaz sayın hakim, sonra 5 yılı bize düzen ver. Ne demiyormuş? El alemin evine girip hırsızlık yapmak neymiş anlasın. Davaları karıştırıyorsunuz sayın hakim. Hırsızlık davası bir önceki davaydı. Sen de karıştırırsın. Günde 40 davaya girsen sen de karıştırırsın. Bunlar iyi günlerimiz. Ben yakında Giresun Kalesi ile Adliye Sarayı'nı birbirine karıştırmaktan korkuyorum. Sayın hakim. Sayın hakim, sayın hakim. Hey! 12-10-18 tarihli dava dilekçesi çerçevesinde aman, aman, medet. Al, bir boşanma davası daha. Boşanma davaları modol. Alamet sen misin? He sayın hakim. Yalan, vallahi yalan, billahi yalan. Hanım, bu senin kocan alamet değil mi? Evet, orası doğru ama diğerleri yalan. Hangi diğerleri ya? Adamcağız daha bir şey dedi mi? Evet. Söylemedi ama söyleyecek. Ben malımı bilmez miyim? O ne alamet o? O ne alamet o? Kıyamet alameti. Şimdi bütün yalanları ard arda kesilmeden salamaya başlar. Hanım. Şimdi sen sus. Ben konuş deyince konuşuruz. O senin şimdi sağ bir şey olduğunu anladı ya. Sen davaları falan da karıştırdın. Dur bak daha ne yalanlar söyledin. O ne alamet o? O ne alamet o? Ve subhanallah. Ve subhanallah. Alamet. Bu kadının garantisi doldu mu? Dolmadıysa servise götür. Bunun açma kapama düğmesi bozulmuş. Ben gülemem, ben bir bağışırım. Ben bir bağışır değilim, gülebilirim. Sen gül, Arap, gülünü çıkarıyorsun. Söyle bakalım Arap'ım, kaç yıllık evlisin? Hayır. Daha oğlum, boşanmadan niye sordun? Hep kafa kalmadı ki. 40 tane davaya girseniz sizde de kalmaz ya. Söyle bakalım alamet nedir şikayet? Karımdan boşanmak isterim efendim. Laf mı lan şimdi bu da? Ya laf mı lan şimdi bu da? Her erkek biraz karısından boşanmak ister ya. Ben 20 yıldır istiyorum, onun arasını satayım ya. İnsanların istediği olmuyor mu dünyada ya? Efendim aramızda şiddetli geçimsizlik var. Bu kadın yüzünden haftada 4 masa sandalye takımı, 3'te kapı kırıyoruz. Bu meret oldu mu şiddetli olur zaten. Ben ne yapayım şiddetsizini görmüyorum. Efendim tartışmasız bir günümüz dahi geçmiyor. Yalan söyle, biz her gün tartışıyoruz. Yalanlar söylesen, sabahtan akşama kadar evde kimler tartışıyor? Hayaletler mi? Sus be, bizim tartışmalar bütün mahalle şahit. Ya saçmalama kıyamet. Evlendiğimiz gün kıyameti mi olur? Tartışmasız günümüz yok. Sus diyorum, sus. Ne susacağım ben? Bugün bu iş günü yok. Aman ben çok bayıldım sana. Bana bak kıyamet. Sana baktım alamet söyle. Kıyamet. Alamet. Boşanacağız ve bugün bu iş bitecek. Şurada 3 duruşmalık aklım kaldı, onu nasıl sanmenden? 20 yıllık sayın hakimim. Önümde yüzlerce çift çiftleşti. Ay, tartıştı. Aynı şeyi söyleyip tartışan bir sizi gördüm lan. Yine de yuvanızı yıkmayın. Her evlilikte bir takım sorunlar, bir takım buhranlar olur. Bunlar yuvanın tadı, tuzu, biberidir. Çıkmadık candan umut kesilmez. Yuvayı dişi kuş yapar. Bunu öyle edemezler, peynir ekmek yemezler. Köprü altı cam cam. Öpsün seni amca. Hadi. Öpüşün barışın hadi. Asla, asla sayın hakim. Benim bu kadınla bir çatı altında yaşamam mümkün değil. Şimdi öyle mi oldu alamet? Önümde diş çöküp yalvardı günleri ne çabuk unuttun. Kim ben mi? Hatırlamıyorum bile. Sus terbiyesizlerim. Anamın evindeki gazmuslun dili olsa da uğrunda kaç defa intihar kalkışını anlatsan. Kıyamet sırası mı şimdi bunların? Sus sersem herif ama kabahat bende. Sen o kadar tarihin arasında tut alamet seni sümsük herif. Hanım hanım. Sen karşı bebeğin derdi derim. Çok affedersiniz hakim bey, ben sizi anlattım bilmiyorum ki. Hakim bey müvekkilim üzüntüden ne yaptığını bilmiyor. Efendim bir şey söyleyebilir miyim? Karından boşanmak için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Keşafta 3 katlı evim var. Eğer bugün benden boşanmayı kabul ederse bu 3 katlı evi kendisine bırakıyorum. Ve de anamın aksini gibi helal olsun. Ya yuvam yıkıldı. Ben şimdi ne yapayım? Nerelere gideyim? Hanım bir yere gitmene gerek yok. Adam sana 3 katlı ev bıraktı.
Birinde dur, ikisini kiraya ver. Daha ne yat? Ne yat? Ama benim içim yanıyor hakim bey. Kafam kocamdı. Kocamsız ben dünyanın malı neydeyim? Benim dünyada gözüm yok ki malında gözüm olsun. İsterse plazideki yazı da versin. Tamam ulan, onu da veriyorum. Yeter ki düş şakamdan. Öyle deme Aloş. Birkaç güzel anımızla işlesin onları zedeleme. Ömrümü yedin, gençliğimi çürüttün. Bari hatıralarımız güzel kalsın. Gene saldırıya geçti Aloş. Bakalım bu sefer neyi götürecek? Onları şimdi kimleri saracak? Benim bindiğim gezdiğim bu Mercedes'te şimdi kimler gezecek? Bu sefer ben de anladım moruk. Mercedes'i istiyor. Mercedes'i de veriyorum. Yeter ki düş şakamdan. Düşerim Aloş. Donuna kadar al. Donunu ana yıkayacak Aloş, donunu anana ver. Ananı da bana ver Aloş. Başladın dağıtmaya, bitmeden koca karıyı da ben alayım dedim. Nasıl Aloş, anam güzel mi? Onun da böyle saçları kır. Evli olmasam ananı kaçırmazdım Aloş. Bana gençliğimi ver, bana hatıralar ver, bana bir şeyler daha ver Alanya! Lan daha ne vereyim ya, durumuzda kalma ortada! Bana bir şeyler daha ver, bana bir şeyler daha ver! Al benden bir başını verdim, al. Lan ne kadın be! Kız, dikkat et bilgisayarı götürmesin. Hakim bey! Ne var? Kadınlık gururum bu adamdan boşanmamı emrediyor. Bu şartlar altında boşanmayı kabul ediyorum, lütfen bizi boşayın. Efendim, müvekkilim boşanma talep ediyor. Bizimki de efendim. Onu boşa beni alamet ver ne bekirim? Alamet tekrar kıyamete düşer mi? Yaz kızım. Karar. Durun. Bu nikah kıyılamaz. Oğlum, ruh hastası mısın sen? Bak, ne yazıyor burada? Yine suratlıyız. Biz burada nikah kıymıyoruz ki. Boşuyoruz. Bizim öyle kötü huylarımız yok. Hadi ya. Çıkar. Ben buraya neden geldim ya? Abi ben boş tekke sopamda inecektim. Yaz kızım. Karar. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle ve medeni kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri başarım. Hadi çık. Çık. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Şimdiki sahnemizde ise 4 defa KPSS'ye girmiş, 3 defa mülakatlarda bulunmuş, tabiri caizse sınav sisteminin tozunu yutmuş bir arkadaşımız olacak. Arzu ederseniz evre evre başından geçenleri izleyelim. İyi seyirler efendim. Baho gel lan, canlı yayın açıyorum, gel. Selam Ferra. Selam. Kanki devam et, devam et. Kanka benim kızcam bu kadar, anlıyorum fakat konuşamıyorsun. Allah cezanı versin. Kaçırdın lan kızı. Hamur 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 hamur. Lan küfür ediyor bu. Lan kırık, elini kuruş. Tek. Ya boş ver, boş ver. Gerek. Ne yapıyorsun oğlum sen burada? Fatih'inle muhabbet ediyoruz baba. O bir iki saniye açık. Kızlar falan var, sohbet amaçlı yani. Bu sene ne var, farkında mısın evladım sen? Ne var lan? Sürpriz olsun oğlum, sürpriz. Sürpriz olmasın baba, söyle ya. Utanmaza bak ya, KPSS var 200. Bir de dalga geçiyor ya, bu sene bu bilgisayar kalkacak Berkecan. Anne saçmalama, kızlar ne olacak o zaman? Kızlar da kalkacak Berkecan. Kızlar da ne baba, saçmalama olur. Hatta bu telefonda... Anne bırak, bırak. Hadi devlet terbiyesizleri. Şu gözlüklerini de alalım, bunlar da kalkacak. Göremem o zaman. Kalkacak dediysem kalkacak. Temmuz'a kadar hiçbir işle uğraştığını görmeyeceğim canım. Berk ne oluyor lan? Fatih de kalkacak. Kalk. Niye oluyor lan? Hayatım, çocuğun üzerine çok mu gittik acaba? Anam da yok Temmuz'a kadar. Anam da kalkacak. Bunlar da kalkacak. Anladın mı? Yürü! Yürü! İkinci evre yardırma. İlk sene sınavı kazanamayan arkadaşımız ailesinin ve çevresinin baskılarına dayanamayıp sene başında müthiş bir hızla çalışmaya başlar. Lakin bu durum o kadar da uzun sürmeyecektir. Ne yapıyorsun lan? Öğretmen atamaları kaçla kapatmış ona bakıyorum. Ben de başladığımdan beri dedim. 70 tane alan, 60 genel kültür, 60 genel yetenek, 50 matematik çözdüm la. Oğlum başlamışken şu atanma sorunu da çözseydin bari. Oğlum onun çözümü belli. Yeşil Giresun Akademi. Ne konuşuyorsunuz orada? Ne sorunu
zamanı. Deminden beri hiç haritası çiziyorum burada. Kimse de demiyor ki bu hoca ne yapıyor. Ama hocam, niye öyle dediniz ki şimdi? Bir şey konuşmadık, biz sadece en son Gılgamış destanı duydunuz. Siz güldünüz. Bana da söyleyin, ben de güleyim. Deminden beri öğretmenlerin beklediği çay salonunda tek başına oturmaktan canım sıkıldı. Önceden büyüktü çay salonu, herkes birbirleriyle iletişim kuruyordu. Çok güzel sohbetler ediliyordu. Şimdi minicik kimse uğramıyor, çok canım sıkıldı. Söyleyin de gülelim. Öğretmenim, Engelberg'den bahsediyordunuz, İsviçre'den kayak yapıyordunuz hani. Komik bir şey söyleyecektiniz. Ama ben kendi kendime de gülerim. KPSS'ye giren, 3 defa mülakatlarda bulunan arkadaşımız artık iyice umursamaz bir haldedir. Ama ailesi heyecanından hiçbir şey kaybetmemiştir. Ya anne, ağzın da bitmedi ki de atıkıştırma sana. Yarasını oğlum, yarasını al ye. Okunmuş dürüm de ilk defa duyuyorum ha. Her yıldızı şifadır yavrum, bitat dürümüdür bu. Al istersen. Hay ben senin yapacağın espriye güleyim anne. Tadı da güzelmiş, devamı nerede bunun? Devamı bir tat dönerde. Ay oğlum, şurama bıçaklar saplanıyor, çok stresliyim. Bak milleti içeri almaya başlamışlar. Koş geçen seneki gibi, geç kalma. Hadi yap. Hadi Allah seni çıkıyor versin. Ay Allah'ım, sen oğlumu öznelerin gizlisinden, cümlelerin devriğinden koru ya Rabbim. Ay tansiyonu düşüyor galiba, bana bir şeyler oldu. Ay yok, kendimi kötü hissediyorum, bayılacağım galiba. Heyecan yaptın galiba. Gel. Dursun. Geç. Geç, bekle ama geç. Çabuk gelsene oğlum. Kaldık oğlan, arayacağım. Yine su. Bu ne bu? Su al. Kopya mı çekeceksin? Lan niye kopuyorsun? Suyu versene ya. Ya da kadın ya da kadın çalsın falan demeyin. Ay tamam. Sonuçta hayatımızı
Allah'ım, ne yapacağım ben? Bütün sene çalıştım, çabaladım. Kazanamazsam ailemin yüzüne nasıl bakarım? Nasıl bakarım ben? Allah'ım! Allah'ım bir faydası olur mu diye çalışmanı öğreniyorum size. Ama yine de yapamıyorum. Ama hayatımızda insanlık bir sınav var mı? Allah'ım! Evet arkadaşlar, süreniz bitti. Dakika, 57 saniye daha. Lan ne 4-57 saniyesi? Evi burası, uyansana. Neredeyim ben ya? Neredesin? Sınavdasın. 2 saattir uyuyorum be, 2 saattir. Ben 2 saattir uyuyor muyum? Evet çocuğum, 2 saattir uyuyorsun. Bütün sınav kaçtı. Sadece 2 soru çözebilmişsin. Ya uyunur mu sınavda ya? Ben ne yapacağım anneme, ne diyeceğim? O kadar heyecanlanmış bir kadın. Şimdi evladım, seni halledersin. Gel bakalım senin bir düşüncelerini alalım. Gel 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 gel. Evet. Ne bileyim yani, ne diyeceğim, ne deyip demeyeceğim, ne kimse. Kimse kimseyi dinler, ne bir şey anlatabilirim. Belgeselimizde gördüğümüz arkadaşımız, yorucu bir üniversite hayatının ardından başarısız 4 sınav geçirmiştir. Ama bilmelidir ki gerçekten bu 3 saatlik sınav hayatının fırsatı değildir. Olmayacaktır ve olmadı da. Sınav çıkışı Instagram'a yüklediği bestesi 9 milyon izlenince bestesine klip de çeker. Berkecan artık trendlerde birinci sıradadır. Önümüzdeki günlerde YouTube kanalı açacağı ve ardından IMDb'si 3'ün üstüne çıkamayacak bir sinema filmi çekeceği aldığımız duyumlar arasındadır. Beyefendi, sana bir çift lafım var, pek de karmaşık, dinle bir. Kandırmakla olmaz, sana önerim var, kimseyi tutma esir. Sürü psikolojisiyle atanır mı bunca sona çalışmış bir nesil? Baktık olmayacak gibi, bulalım biz de iyi yerden çok. Kamu sektöründe sözde sınav politikası, girenler yansın. Personellerin 3-5 kuruş alsın, kölelik yapsın. Seçme sınavı gerilimi, seçilen belli, bir de KPSS. Sistemin yönetenlerin yuvalarını ateşler salsın. Kamu sektöründe sözde sınav politikası, girenler yansın. Personellerin 3-5 kuruş alsın, kölelik yapsın. Seçme sınavı gerilimi, seçilen belli, bir de KPSS. Sistemin yönetenlerin yuvalarını ateşler salsın.
Şimdi de ayaklarımızın ucuna basa basa bir eve girelim ve bir kız arkadaşımızın aile içindeki durumunu gözetleyelim. İyi seyirler efendim. Bir bardak su istedim. Öf anne. Tezcan yavrum gel de şu bulaşıklara yardım et. Aman baba. Ayol yemeği yaptım, sofrayı kurdum, kaldırdım hiç olmazsa. Yahu aşkım, anasına bir bardak su getirme üşene bulaşığa yardım eder mi? Öf anne. Lan seni doğuracağıma taşlıyorsaydım. Tezcan, bari zahmet olmazsa saati söyle de anneme saat kaçta varsa oldum tarihe geçsin. Altıcım, bu evde. Başlarım yürü git. Ne yapacağız biz bu çocuklarla? Kocacığım gel gel, yoruldun sen. Az yamacı ol. Gel. Geliyorum gel, zaten ovalıyorum ovalıyorum. Gel kurban olsun. Örgüm nerede? Üç gün, iki saat sonra bir akşamüstü. Tezcan! Yavrum! Ne var anne? Tek boynunu uzattım, gel buraya. Bak, 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 ne yavrum? Aleyna tilki kazan, benim böyle olacağım. Ya, ya, başardım da aldım sonra. Yoksa vermedin mi? Anne, artık Aleyna tilki kazanın modası geçti. Şimdi çukur tişörtü moda. Kazan yok, kaybedecek birimiz kaçarı yok. Çocuk çakartırım yok, oynayan açığı yok. Olmayan façası yok. Şimdi de çok çalışkan, sorumluluğunu bilen bir arkadaşımızı izleyelim efendim. İyi seyirler dilerim. Bir ay sonra anne, baba ve delikanlı
olarak almışsın, belge almışsın. Ben kalmadım baba, şu önde oturan hocalar bırak. Arkada oturan hocalar varsa onlar da bırak. Tarihçi taktı, fizikçinin garezi var. İngilizcesi neden? Zaten düşman oldu. Türkçeden ben tam geçiyordum, gözüme güneş girdi. Sağ çamurdu, rüzgar ters ediyordu. Kimyacı ofsaytken gol attı baba. Top yuvarlaktır baba, geçmek de var kalmak da. Ben kaldım, gel konum tutar. Lan vitamin artı, seni çaldığın maya bile tutmaz. Bu çocuğun böyle olacağı küçüklükten belliydi. İlk söylediği kelime iddia olur mu bir çocuğun? Ay kim geldi akşam akşam? Ay uğursuz Ertuğ gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Kocasını da getirmiş bak. Tam bir çay koyayım da geleyim. Tam zamanında geldiniz amca. Oğlum bizim aksimize senin zamanlama problemlerin var. Sen doğduğun yıl babam vefat etti. Köyde bütün mahsuller yandı. En sevdiğim program yayından kaldırıldı. Süleyman Çakır öldü. Süleyman müziği bıraktı. Ya Kenan Işık uyudu, bir daha uyanamadı. Bey, o kadar da üstüne gitme çocuğum. Belki bu çocuk doğduğu gün ikiz küreler vurulmuş olabilir. Haberler bangır bangır küresel ısınmanın başladığını söyleyebilir. Belki de... Harbiden, sen ne lanetli çocuksun. Sıkıldım sizden. Bari şu konu sonuçlarına bakayım. Bak oğlum bak, öküzün trene baktığı gibi bak o televizyona. Evet sayın ve sevgili seyirciler, hepiniz hoş geldiniz. Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın ayrılık haberlerinin ardından yayınımıza spor haberleriyle devam ediyoruz. Yine yerinde duramıyorum. Ya hadi be adam, bir koca bile sınavlar senden daha erken açıklar. Ulan çok biliyorsan gelsen sonra beri. Bekara barı boşamak ola, sen işi yap işi. Hadi yap, hadi. Bana bak oğlum sana diyorum. Hadi. Bu hafta yapılan maç sonuçlarına geçmeden önce bir son dakika spor haberlerini vermek... Niye çaktın ya? İstiyoruz. Ali Koç, ben size birincilik demedim, birincilik dedim. Malatya, Boyner, Münih ile 4 kere beraber alarak plakasını tutturdu. Tuttu. Bekle. Ulan ne saçma bir tahmin. Adamın tutturduğu maça bak. Pompei gibi helak olmazsak iyi valla. Başımıza taşlar yağacak. Bir sonraki maçımıza gelelim. Barcelona'ya konuk olan Giresunspor maçı farklı kazanarak 7-0'lık bir galibiyetle Panko maçtı zaten. Şaşırmadım. Oğlum şu bardakları taşısan bari. Oğlun zengin de olmak üzere anne. Engel olma lütfen. Olursun canım. Sayın seyirciler, Bayburt'a konuk olmak için yola çıkan Real Madrid, Bayburt'u bulamayınca... Hakem Bayburt'u hükmen dağılıp saydı. Oo baba, bu maça da iktidar oynamıştık. O da tuttu. Ulan adam neredeyse gerizekalı yüzünden zengin olacak be. Ya bırak abi, oynadığın maça baksana. Son maçta kesin yatar bu. Evet sayın seyirciler ve sevgili izleyiciler. Haftanın son ilginç maçı ise Ünyespor ve Liverpool arasında oldu. 5-2'lik skorla Ünyespor galip oldu. Tuttu! Onu kastı! Reşit! Tam da basın aramız. Reşit! 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 Biz de zengin olduk. Zekasını da benden almış. Açtan gibi mübarek. Sen doğduğun yıl Dünya Barış Örgütü kuruldu. Köyde üç kişiye piyango vurdu. Koyunlar
asgari 200 liraya kuzular verelim. 500 bin. Ya asgari ücrete bile zam geldi sen doğduğun yıl. Evlat kokoro, can kokoro, mis kokoro. Oğlum sen hiç yazılarda 5 almadın ama 6. isimle hep kurtardın bizi. 500 bin, 500 bin. Evet. Yengesi kurban olsun. Kaşlar keman, gözler zeytin, yanaklar elma. Saçlar patar kadayıfı. Şu paslara, şu boy pas endama bak. İhter yeter. Sergileyeceğiz. Aslında sergileyecek tip çok lakin fazla daha zamanımız olmuyor maalesef. Yerlerimizi alalım arkadaşlar. Yine bizim sınıftayız. Evet arkadaşlar. Söyleyin bakalım Cissetti nerededir? Gel. Hocam affedersiniz geç kaldım. Estağfurullah yavrum, biz erken geldik. Bu üçüncü ders dersinden sonra niye geç kaldın? Öğretmenim yağmur yağıyor, yokuşun başında dolmuş ve bir saat dolmuş gelmedi. Ondan kere güvenlik oraya gelir gelmez kartımı unuttum fark ettim. Cingen de yine kılıklı güvenlik. Başımıza bela.
burnumuza çakmış. Aksi. Nane. Çekilmez bir adam olan. Aa, burada burada. Bir de güleyim ya. Öğrencilik yıllarımız ha bu kadar birbirine benzediğine göre belki ben de akademisyen olabiliyorum. Allah'a yıldım. Allah'a malumat oldum. Ayrısı ayrısı konuşuyorsunuz. Hiç ders çalışmanız lütfen bir koşun ders çalışın ya. Ay ağzım boşsuzdunuz benim de. Arkadaşlar, onların son yıllarında tiyatro diye bir ders yoktu. Onda önden başarılı oldu. Tiyatro da olurmuş canım sağ olun. Bela da alacağım belayı. Aynen. Şimdi okulumuzu bilgi yarışmasında temsil edecek olan öğrencilerimiz gelsin. Onlara küçük bir bilgi yarışması yapalım da gözünüz gönlünüz öğrenci görsün. Gelin arkadaşlar, buyurun. İki, üç, dört, beş, altı, yedi.
Elbette hiçbirimiz bu kadar ilgisiz ve bilgisiz değiliz. Müzikal çöresi gereğince tonuyu biraz abarttık. Ama eğri dans edip doğru konuşalım. Gereken tarihe, kültüre, sanata gereken önemi gösteriyor muyuz? Yoksa abur cubur, ıvır zıvır magazin bilgileriyle mi yetiniyoruz? Salonu dolduran herkesin ayağına sağlık. Şimdi de emektar oyuncularımızı karşımıza. Öncelik olarak salonumuzu ve sahnemizi kahkahalarıyla dolduran Meryem Zeliha Stabler hocamızı sahneye davet ediyorum. Tiyatroya doyamayıp bizlere de konuk olan köyümüzün delisi Mustafa Altınışık. Bir Mehmet Ali Bülent değildi ama o da az ığlamadı. Mehmet Yazlık. 20 yıllık sayın hakim Selimcan Sayır. Kurulukta tarih yazan ihtiyar delikanlı Aykut Kalkan. İdris Baba'ya taş çıkaran babaların babası Ayşe Tuna. Akşam kuşaklarının vazgeçilmez sunucusu Aslan İpek, hocaların hocası Aslancıkların annesi Refika Özdemir. Biraz daha sahnede kalırsa salon üstüne yaptıracak olan büyük kıyamet Gamze İlin, ne eşten ne evlattan hayır göremeyen bassız alamet Burhan Küçükbayan. Sır diye bir şey yoktu, daha onun açıklayamadıkları var. Top Secret Sevgi Örnek, çok uzaklardan gelen Kenyalı kılıbık babamız Seyit Duran. Sadık ailelerin baş düşmanı, yengelerin yengesi Gözde Yaman. Çocuğuyla çok yakından ilgilenen bir baba Arif Emre Kılıç. Zengin damat avcısı annemiz Bilge Arslan. Büyük iddia talihimiz baş mübaşir Orhan Doğan. En hayırlı evlat, ayran gönüllü kızımız Burcu Demir. Vurdum duymaz öğrenci, Abuzer yolda gezer Onur Yazıcı. Yürekli ponçik ihtiyarımız Belgin Sezgin, bol parçacıklı aslanımız Belal Güvenlik Oktay Özcan. Jest ve mimikleriyle sahneleri canlandıran renkli kızımız Kıraz Kaplan, sınav sisteminin en büyük mağduru aşk meleğimiz Adem Karataş. Yerinde duramayan zıpır gözetmenimiz Meryem Yurt ve boş gezenin boş kalfası bendeniz Recep Ümit Kavak.